Kendileri emir verdi, kendileri yaptırtırdı, kendileri ettirtirdi ama cezayı hiçbir suçum yokken yani alınan emirleri yerine getirmenin, devlete hizmet etmenin görevi ama şikayetçi değilim. Vatanımı, milletimi seviyorum. 33 yıl, 9 ay, 17 gün, 11 saat. 1 sene, 8 ay, 10 günün cezası 33 seneye mal oldu. Ne yazık ki uğraştılar yani arkamda, hala da uğraşıyorlar, tehdit ediyorlar. Gördüğünüz telefonlarda özel mesajlara hala da tehdit ediliyorum. Bir kız istemeye gittiğin zaman sorarlar, malın mülkün var mı diye. Oğlum ne iş yapıyor, malı mülkü var mı? Yani durumu nasıl diye sorar kızın babası. Ama mülk bizim kanunumuzda diyorlar ki devlet. Hayır, mülk, adalet vatanın temeli. Bizler de vatanın bireyleriyiz, adaletin dilekleriyiz. Adalet bir direğini koparıp atıyorsa, vatanın bir parçasını koparıp atıyor. Onun için hassas terazi adil ve adaletli olmalı. Vicdani kanaatler, anlatabildim mi? Kişilerin memleketlerine, dinine, mezhebine, ırkına bakılmaksızın verilmeli. Ama ne yazık ki kişi senin gidiyorsun, takım elbise, kravat giyiyorsun. İyi halilikten indirim alıyorsun. Pişmanım diyorsun. Pişmanlık yasasından yararlanıyorsun. Bazı kanunlar var, adaletler var. Anlatabildim mi? Adalet, bir insana cezayı verdiği zaman o insanın annesine, babasına, kardeşine, dayısına, amcasına cezayı veriyor. Dışarıda görüşte bunu bilen bilir. Yatmayan bilmez. Bunu yatmayan hiçbir zaman bilemez yani. Dışarıdan görünüş gibi değil cehennem binası. Orada görüşçülerin görüş yapmak için saatlerce güneşin altında bekleyip o saatlerde çektiği çileleri yaşayan bilir. Onun için adalet mülkün temeli değil, vatanın temeli. Adil bir yasa, eşit bir yasa çıkartıp insanlar adil şekilde yargılanma hakkı tanınmalı. Adalet sisteminde eksikler giderilmeli. Cezaevi şartları şu anda eskiye nazaran çok iyi ama daha da iyileştirilebilir. Bugün pilot cezaevleri yapıldı. Pilot cezaevlerinde de kaldım. Yani yatmadığım cezaevi sistemleri kalmadı. Yani A1, A2, A3, K1, K, M tipi, E tipi, özel tip, kapalı tip, H tipi, H tipi hepsinde kaldım yani. Ama sistem Adalet Bakanlığı'na bağlı. Ama yönetmenlik, uygulama cezaevine. Düşünsene, adaletin önüne iki tane suç şeyi geliyor. Suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumuna göre yargılanması. İşte polis tutanağı tutuyor, hakimin önüne koyuyor. Hakim de hazır baklavayı, eline TCK kanununu çıkartıyor. Maddesine göre insanı yargılıyor. Suçun vasıf ve mahiyeti, delil A bendi, C bendi, B bendi, 13, 14, 60 maddeleri ne göre insanı yargılıyor. Yargılarken insanın bir de iyi halli durumuna bakıyor, kanaatına bakıyor, kanaat getiriyor, kanaat cezası veriyor. Madem bu kadar kanaatın kuvvetli hakimlerin, kanaatı kuvvetli hakimlerin, o zaman hakimlerin emniyette kalsın, emniyette bir baksın adamın durumuna, kanaatına göre tutuklasın. Kanaat insanı yanıltır. İnsanın dış görünüşünü aldırmayacaksın. Hani bir söz vardır, ben ne elbiseler gördüm, içinde insan yok. Ben ne insanlar gördüm, üstünde elbisesi yok. Kişilerin varlıklarıyla değil, insanların durumlarına, kişilik karakterlerine göre yargılayacaksın, bakacaksın yani, değerlendireceksin. Lastiği sündürüp bırakırsan eski durumuna gelir ama insan hayatı eski durumuna gelmez. Bir insanı yargıladığın zaman onun annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu düşünsene. Çıkıyorsun 33 sene sonra,
bir yeğeninin karşısına geçiyorsun, tanımıyorsun. Ne kadar acı bir şey. Evde tahliye oldum, geldim. Yeğenimle karşılaştım. Bahçeye çıktım. Kendi evimiz, bahçemiz var böyle. Bahçeye çıktım. Balkondan beni gördü. Ne işin var lan burada dedi. Yaşından başından utanmıyor mu dedi. Elin evine gidiyor. Ben de özür dilerim. Kusura bakma dedim. Çıktım. O sırada yengem baktı. Dedi o senin amcan. Amcan deyince mecburen geldi. Sarıldı. Ama iş işten geçti. İp bir kere haklı. Haklı yani bir şey diyemezsin. Bazı şeyler vardır insanın boğazına düğümleniyor. Bazı şeyler vardır ki insana çok acı. Bizim hayatımız acılar içerisinde yaşadım. Yani yalnız ben değil, içerideki insanların da acılarıyla ortak olduk. Onların da dertleri var, acıları var. Güzel insanlar vardı. Allah hep güzel insanlarla karşılaştırdı içeride. Hayatta olanlara Allah uzun ömürler versin. Vefat edenlere de Allah rahmet eylesin. Güzel insanlarımız vardı, arkadaşlarımız vardı ama ne yazık ki hayat devam ediyor işte. Büyük dertler birbirinden sıralanır, sıralanır. Gönül her gün bir yerinden yaralanır, yaralanır. Yüzleri var türlü biçim, belli değil gerçek dost kim. Pepe diye şu yüreğim karalanır, karalanır. Başta bin türlü düşünce, hep karanlık gündüz gece. Doğru söyleyen ömrünce yalanlanır, yalanlanır. Şu gördüğün demir kapılar bir gün sonuna kadar aralanır, aralanır. Allah kurtarsın herkesi. Allah sabır versin. Cezaevindekilerin her birine ayrı ayrı selam eder. Sabır dilerim. Kardeşim dört duvar arasındasın. Her tarafın beton. Her tarafın beton. Haftada bir kere mektup dağıtılır. Haftada bir gün kantinin vardır. Haftada bir gün telefonun vardır. Şu anda çıkan yeni telefon vardır. Haftada bir görüşmen vardır. 15 günde bir de eskiden görüşmelerimiz 15 günde bir görüşme vardı. 45 dakika derlerdi de. Ama görüşmelerimiz 45 dakika da yapmazlardı. Çünkü yoğunluktu cezaevinde. 12 kişilik koğuşta 40 kişi yatarsa nasıl görüşü 45 dakika yapacak? Görüş kabinleri zaten sınırlı. Hayatta işte mecburen 15-20-25 dakikalık görüşlere gidiyorduk. Hasret. Öğlen sabah kahvaltısı. Özlem. Öğlen yemeği. Uykuya döndüm mü de rüyalar başlıyor, hayaller başlıyor artık. Cezaevinde film gibi önüne geçiyor. Yastığı başına koyduğun zaman akşam umut başlıyor, ümit başlıyor. Yarın tahliye olabilir miyim diye. Akşam yemeğinde ümit. Cezaevindeki hayat. Mektubun gelir okursun defalarca, ağlarsın için için. Görüşün gelir ayrılırsın, görüşün gelmez üzülürsün. Hayat farklı farklı. Ama her şeyden önce yaşamak güzel. Yaşamak çok tatlı. Allah herkese sınav vermiş. Hepimiz sınavdayız. Hepimiz bilmediğimiz bir rolümüzü oynuyoruz. Kendimize yazılan herkes kendi kaderinin rolünü oynar. Şu anda siz benim rolümde figüransınız, ben sizin rolünüzde figüranım. Herkes kendi kaderinin rolünün başrolüdür. Başrol oyuncusudur ama bu yazıyı bilmeden oynar. Ama bunun içinde sınav vardır, acı vardır, ağlama vardır, gülme vardır, sevinme vardır. Tabiat anadan yaratılmıştır. Dört mevsimi birden yaşıyor. İnsanlar dört mevsimi birden yaşar. Dakikası dakikasına uymaz. Bugün yaz olursun, yarın kış olursun, öbürsü gün ilkbahar, sonbahar olursun veyahut da bir dakikanın içinde dört mevsimi birden yaşarsın. Onun için insanları anlamak, iyice tanımak, onun hangi mevsimde yaşadığını bilip uyum sağlamak, bu arkadaş için, dost için, akraba için, eş için, anne baba için, komşu için, onun hangi mevsimde yaşadığını öğrenip o mevsime uyarsan, mutlu olursun.
Ama o yazı yaşarken sen kışı yaşarsan, o cenazeyi yaşarken sen davul zurna düğün yaparsan ne mutlu olursun ne de huzurlu olursun. Anlatabiliyor muyum? Hayat her şeyi, acıları da paylaşmak. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır. Aşkın sınırı yoktur, yaşı yoktur. Aşk bir anlık bir meseledir. Sevdiğin insanın dış görünüşüne bakmayacaksın. Dış görünüşüne bakmayacaksın. Zamanında demiş ki, yani çirkin birine aşık olmuş. Sen demiş nasıl bu çirkin kıza aşık oldun? Sen demiş onun içini bir de bana sor. Onun içini bana sor. Onun içindeki güzelliği görmemişsin sen. Dış görünüş içinin aynası demiş. Açıl kızım, utanma, bu devrin modası. Ama dış görünüşüyle, makyajıyla değil de insanların içiyle, güzelliğiyle. İç güzelliği önemli. Aşk bir anlık bir hareketine hoşuna gider. O anda bir gülümsemesi, bir hayır demesi veya bir kızması hoşuna gider, aşık olursun. Aşk birdenbire gelir ama güzel bir duygudur. Herkes aşık olur ama yaz aşkı vardır, ilkbahar aşkı vardır, sonbahar mevsimine göre uyan aşklar vardır. Ama en zoru da kış aşkıdır. Ölüne kadar sürer yani. Sonbahar, ilkbahar aşkları çabuk gelip geçicidir. Gençliklerinden başlar geçici. Yaz aşkı daha da çok. Güneş gibi doğar batar ama gerçek aşklar kış aşkıdır derler ya, zor olan aşklardır. Zor anlardı. Düşünsene 3 ay 17 gün sadece limonla, şekerli suyla, bu 27, 28, 29, 30 sayısını daha bilmiyoruz ama elimdeki kağıtları saymadım. Açlık grevi kağıtlarım var, saymadım. Saymak da istemiyorum o kadar acı çekmenin, o kadar şey olmanın. Ama gerçekten de sağlığı bozuyor insanların. 3 ay 17 gün ayaklardan elden kesildi, dizlerim tutmadı. Zorla hastaneye götürüldü. Hastane tedavi kabul etmedi. Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi ölür diye, açlık grevini kabul etmiyor, ölür diye beni cezaevine geri gönderdi. Bir ufak petle ballı, ufak piknik balları veriliyor reçel sabah kahvaltılarında cezaevinde. O piknik balıyla birazcık şekerle, suyla kendimi hayata döndürdüm. O piknik balından kaşıkla yiyordum, doyuyordum. Bir kaşık balla doyuyordum. O duruma gelmişti miydi artık? Ama meyve suları, sonradan çorba morba derken hayata sarıldık. Gördüm dalından koparıp gülü, göğsüne bağlayan çalılar gördüm. Dışarıda gezerken binlerce deli, içeride nadide deliler gördüm. Düşmüşler peşine zahmetsiz avın, kelekleri bilirim atları kavun. Sallasam yıkılır bir an evin, içinde nadide halılar gördüm. Aç dudak çatlamış sararmış beniz, ölü ya yaşıyor aldırma henüz. Duygusuz ve hissiz kişiler gördüm. Cehennem binası orası, Allah kimseyi düşürmesin. Susuz yere de orada kimseyi bırakmasın. Kader mahkumlarında Allah bir an önce kurtarsın. Açık cezaevi, hükümlülerin belirli bir suçun, yani 10 sene ceza alan eski TCK kanununda 6 sene infazını yatıyor, 4 senesini yatıyordu. 4 senesini yatıyordu. Şimdi 10 sene ceza alan 8 senesini yatıyor. Bu 8 senenin 3 sene kala açık cezaevine iyi halli olursa açık cezaevine gönderiliyor. Açık cezaevlerinde çalıştırma şanı, iş imkanları, eğitimler, mesleki eğitimler veriliyor. Topluma faydalı olarak, yani topluma kazandırma
mahkumu tahliye ettiğinde topluma kazandırmak için mesleki eğitimler veriyor. Branşına göre, isteğe göre mesleki eğitimler veriliyor. Öyle mesleki eğitimden sonra bir sanatkar olarak, yani mesleki sahibi olarak çıkıyor. Meslek belgesiyle beraber çıkıyor. Bu açık cezaevler oluyor. Kaza cezaevleri var. Cezasının 3 seneden, 2 seneden, 5 seneden aşağı olanlar kazaya gidiyor. Kaza cezaevlerinde cezasını infaz ediyor. Kaza cezaevleri biraz daha az şey, disiplin bakımından. Öbür E tipleri, K tipleri, T tipleri, F tipleri, yüksek güvenlikli P tipleri. Güvenlikli cezaevleri var, güvenli cezaevleri var. O güvenli cezaevlerinde H tipi, E tipi bazı cezaevleri var. E tipleri güvenli ama F tipleri yüksek güvenlikli cezaevleri. Orada koridorların kapıları bile kilitli. E tiplerin kapıları, Malta'dan kapıları açık yani, ama güvenli cezaevleri var. Hemen hemen hepsinde yattık ama Allah kimseyi düşürmesin. Hepsi de aynı. Kaza cezaevi de aynı. Açığı da aynı. Özgürlüğün kısıtlı olduğu sürece, esaretin elinde olmadığı sürece, şu nefesi alamadığın, teneffüs etmediğin sürece, nerede olursan ol, insan hasret, özlem, umut, ümit, mahkumun ümidi bitmez biliyorsun. Bugün tahliye olamadık, yarın oluruz. Bugün olamadık, yarın oluruz diye günler gelip geçiyor işte, yıllar geçiyor. Hayat işte devam ediyor. Cezaevlerinde şartlar, Allah kimseyi oraya düşürmesin, kolay değil. Karmapolit bir insanların içerisinde, memleketleri farklı farklı, kültürü farklı farklı insanlarla yatıyorsun. Kişilikleri, karakterleri farklı farklı kişilerle yatıyorsun. Uyum sağlamak çok zor, alışmak çok zor. Hani cezaevi şartları bunlar. Koğuş ağalığı, koğuş mevsimliği yaptım ben. İzmir'de yaptım. Cezaevlerin çoğunda, bazılarında geldiğin zaman uzun süre yatanları seçiyorlar zaten. Koğuştan içeriye girdin miydi? Mecburen uzun süre yatan insan tecrübeli mahkum oluyor. Koğuş mevsimliği yapıyorlar. Açlık grevlerinden dolayı yatağımı yaktım. Elbistan cezaevindeydim. Elbistan cezaevindeyken açlık grevindeyim. Yatağımı matağımı aldılar. Yatağımı aldılar. Makarna torbalarından kendime yatak yaptım. Gelen erzak torbaları, makarnanın laylonunda limon, şeker falan mı gönderiyorlardı? Onları biriktiriyordum, atmıyordum. Onları iç içe koyarak yatak yaptım. Kendime üstüne de battaniyeyi betonun üstünde yattım, yatıyordum yani daha doğrusu. Sonradan bu meclisin protokolü geliyor. İnsan hakları protokolü geliyormuş. Cezaevini geziyormuş savcı, işte o oranın komutanları, Elbistan'ın komutanları, savcı, protokol. Mahkumlarla sohbet edecekler. Baktım yatak geldi bana. Ben dedim istemiyorum yatak. Şimdiye kadar vermediğiniz protokol gelince mi veriyorsunuz yatağı? Kabul etmedim. Alacaksın, malacaksın. Baş memurlarla kavga ettik. Hatta dövüş işkenceye kalktılar. Ama arada hücre var, vuramıyorlar. Bağırıp çağırdılar. Ben de çakmağı vurdum, yatağı yaktım. Bana o 10 ay ceza verdiler. Aslında hükümlü değilim. O cezayı vermemeleri lazımdı. Haksız yere ilk defa orada ceza aldım. Gene ceza aldım yani adaletin. Elbette bir gün tecelli edeceğine inanıyorum yani hükümden. İnfaz hakimliğinin, Elbistan İnfaz Hakiminin vermiş olduğu kararın elimdeki evrakları bilmiyorlardı.
Oysa beni infaz hakimi çağırmıştı. İnfaz hakimi çağırdığında bana evrak verdiler. O evrakta her şey detaylı olarak yazıyordu zaten. 1982 ile 83 arası infazını baki etmiştir. Hiçbir cezası yoktur diyor. Hiçbir cezası rastlanmamıştır. UYAP'ta da, GBT'de de, o zamanlar GBT'den UYAP yoktu. GBT'den sorgulamamızda hiçbir cezasına rastlanmamıştır. Bir sene 8 ay cezası Yargıtay'da görünmektedir. Başka bir suçu yoktur yazıyordu. Bunu infaz hakimleri, Cumhuriyet Başsavcıları araştırıyorlar ama sonradan emniyetten, arkamdan sonradan evraklar çıkıyor. Ama o cezayı, açlık grevindeki o cezayı veremezlerdi bana. O bir seneyi, o 10 ayı veremezdi. Yatağı yaktığım. O da bir haksızlık. Para cezaları içtima yapılıyor. İçtimanın içtiması yapılıyor. O ceza içtima yapılıyor. O bir seneyi 11 sene yapıyor. Tekrar içtima yapıyor. 4 sene yapıyor. Ondan 4 seneyi 11 seneye ekliyor. Haksızlıklar içerisinde haksızlık. Adaletsizlikler içerisinde adaletsizlik. Tabii adaletin bizim Türkiye Cumhuriyeti kanununun değil. O hakimin adaletsizliği. İsyanlar var, isyanlar var. O kadar çok isyan var ki, o kadar çok şey var ki hiçbirini unutamıyorsun. Cehennem binası orası. Orada insanların kendilerini asarken, kendilerini keserken, kendisini doğrarken Bilcan vardı. Jilet aldı. Bilcan Başaran her tarafını kesti, attı. Pozantı cezaevindeyken hepsini kesti, attı. Ama hayat unutulmuyor, unutulacak bir anılar değil. Allah kimseyi oraya suçsuz yere düşürmesin. Ne yaparlarsa yapsınlar, bir hakimin, bir albayın oyunları beni yıldıramaz. FETÖ'cülerim beni hiç yıldıramaz. Yani ben bu vatanın evladıyım, adalet bize güveniyorum. Elbette bir gün tecelli edeceğine inanıyorum. Yine hukuksal mücadelemi Türkiye'de sürdüreceğim. Verilen hak geri alınmaz çünkü. Kazanmışım davayı. Adalette de öyle bir sistem vardır. Verilen hak geri alınmaz. Kanundur. Tabii bu kanuna uyarlarsa. Babasını döve döve öldürmüşler küçümecik gözlerinin önünde. Anasını bir bomba alıp götürmüş. Kan ve tiyon öbür yarısı. Oturmuş ağlıyor. Oturmuş ağlıyor. Minik yumruklarını sıkmış kinle. Belli bir şeyler düşünüyor, kederden harap olmuş bir beyinle. Aklı ermiyor olanları. Bilmiyor yaşamak nedir, gülmek nedir. Çoktan unutmuş sevmek, sevilmek nedir. Anası yok ki ona yemekler pişirsin, babası yok ki ona renkli giysiler getirsin. Savaşın bu kadar insafsız olduğunu bu minik yavru nereden bilsin? Burası onun kendi toprağı, kendi yurdu. Anası onu yerle bir olan evlerinde doğurdu. Kendi gibi çekik gözlü arkadaşları vardı. Her şeyden habersiz bu ormanda oynarlardı. Kim derdi bir gün kara bir bulut çökecekti üzerlerine. Masallardaki umacı gelecekti köylerine. Vuracaklar, kıracaklar, her yere ölüm saçacaklar. Amerika emperyalizmi olacak işte bu da. Başkası değil. Ölüm saçacaklar. Her şeyi gördü.